Hocam sürekli boş işlerle uğraşıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hep zamanım çöpe gidiyor hocam. LGS hazırlık sürecinde zaman yönetimi yapmak istiyorsan Tonguç'um hemen başlayalım. İbrahim Akkiren, Nehir Aydın bize çok güzel yorumlar atmışlar. Lütfen zaman yönetimi hakkında bir video çekin. Şahsen ben okuldan gelince başka bir iş yapmak istesem ders çalışma ve ödeve 8-9 gibi başlıyorum ve 10-11 gibi uykum geliyor. Yani zamanımı yönetemiyorum demek istiyor. Nehir Aydın, hocam zaman yönetimine yönelik video çeker misiniz demiş. Biz de öğrencilerimizin yorumlarını çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimiz için bununla alakalı mükemmel bir video hazırladık. Hadi başlayalım. Şimdi LGS hazırlık sürecinde zaman yönetimi çok önemli. Sınava kalan sürede zamanını çok iyi yönetebilmen için 3 şeye dikkat etmen lazım. Birincisi bir lise türü hedeflemen lazım. Fen lisesi mi istiyorsun? Anadolu Lisesi mi? Yoksa ikisinden biri olabilir mi? Ya da Anadolu Teknik Meslek Lisesi mi? Yani İmam Hatip falan mı istiyorsun? Bir fark etmez. Öncelikle hedefini belirlemen gerekiyor. İkincisi acil durum planı hazırlaman lazım. Yani günlük, haftalık, aylık planlar yapman lazım ve hangi haftada, hangi ayda, hangi dersleri iyi bitireceğini bilmen lazım. Mesela diyelim ki şu anda çok yoğun bir şekilde İngilizce çalışman anlamsız olabilir. Niye? Çünkü şu anda matematikte, fende, Türkçe'de, kat sayısı yüksek derslerde eksiklerini kapatma zamanı. Son haftalara doğru İngilizce'de kelime bilgisini tekrar edip İngilizce'deki 10 soruya odaklanabiliriz. Ama senin günlük, haftalık, aylık planlar yapman gerekiyor Tonguç'um. Ve sorunları ve test kitaplarını biriktirmeden harekete geç. Bu ne demek? Şimdi senin bir sürü test kitabın var değil mi? Bir sürü hocam evde yığın şeklinde, dağ şeklinde. Soru bankası var, zoru bankası var, denemeler var, bir sürü kitap var, taktikler var. Şimdi bunların hepsini eğer bir şekilde düzenli bir şekilde planlayıp çözmezsen birikir. Aynı zamanda sıkıntılar, sorunlar da birikir. Dolayısıyla bunların hepsini bitirmemiz lazım. Şimdi LGS'de en fazla puan getiren derslere bakalım. Birincisi Türkçe, matematik, fen zaten 3 büyükler. Niye? Çünkü Türkçe'de katsayı 4, matematikte 4, fende 4, din, inkılap ve yabancı dilde ise birer büyükler yoktur, tek büyük vardır. O da doğru, haklısın ama tabii şu anda 4 büyükler var biliyorsun, Trabzonspor var, hatta 5 büyükler var, Bursaspor var ama sıkıntı yok. Burada kesin olan bir şey varsa, burada Türkçe, matematik ve fenin diğer derslerden 4 kat daha değerli olduğunu bilmen lazım. Bu birincisi. Ve günlük ders çalışma programında yapılan en büyük hata ise öğrenciler matematiğe abanıyorlar. Hocam matematik çok zor. Yeni nesil matematik, beceri temelli sorular, yeni nesil sorular, işte günlük yaşam programından geliyor hocam. Aynen yani ben mesela öğrencilerle konuşuyorum. Merhaba nasılsınız arkadaşlar diyorum. Ceyhan hocam diyorlar. Yani ne diyorsun diyor. Artık herkes test olmuş. Dolayısıyla bu yeni nesil sorular matematikten dolayı, matematik yeni nesil sorulardan dolayı zamanımızın çoğunu kapsıyor. Halbuki matematikte 20 soru var ama Türkçe, fen, din, inkılap, yabancı dilde de toplam 70 soru var. Ve Türkçe ve fenin katsayısı matematik ile aynı. Yani sen zamanının 5'te 3'ünü hatta ne 5'te 3'ünü 6'da 5'ini çoğunluğunu matematiğe veriyorsun. Halbuki sınavın çoğunluğu matematik değil. Toplam 70 soru diğer tarafta var. Matematikte 20 soru var. Dolayısıyla tabii ki matematiğe çalışacağız. Sınavda belirleyici olan, iyi okulları kazanmamızı sağlayan matematik ama Türkçenin, fenin, din kültürü, inkılap tarihi ve yabancı dilde de hepsini doğru yaptığımızda matematikte kaçırdığımız birkaç tane soruyu bertaraf edebileceğini bilmemiz lazım. Şimdi Pomodoro tekniğini belki duymuşsun ama ben domates tekniğidir hocam. Evet, domates tekniği. Buradaki tekniğimiz şu. Bir zaman paketleme yöntemi. Yani zamanı paketleyip böylece belli bir kutuya almış oluyorsun. Çalışmanız gereken dersleri zaman dilimine biliyorsun. Mesela şöyle Tonguç'um. Diyelim ki 2 saat matematik çalışmak istiyorsun. Hadi açtım 2 saat matematik çalışayım. Böyle aldım mesela diyelim ki yazılım var mesela. Açtın matematikle alakalı nerede matematik? Şurada. Başladın 2 saat çalıştın. Öyle 2 saat öyle olmaz. Bunun bir çalışma yöntemi var. 2 saat içinde beynin yanabilir. Senin yapacağın şey şu Tonguç'um. Birincisi Pomodoro'da 20 dakika ders çalışıyorsun. 5 dakika dinlenebiliyorsun. Bu bazen kaldıramıyorsa beynin 10 dakika da olabilir ama 5 dakika yeterli. Şimdi 20 dakika ders, 5 dakika dinlenme, 20 dakika ders, 5 dakika dinlenme bu şekilde 2 saate bölüştürebilirsin. Dersi paramparça ettim hocam. Gerçekten dersi bertaraf ediyorsun, paramparça ediyorsun. Yani olumlu yönde söylüyorum bunu. Veyahut da 1,5 saat fen çalışmak istiyorsun. Pat diye oturup 1,5 saat çalışırsan beyni yanar. Mesela okuldaki dersi düşün. Sınıfta ders dinlerken 40 dakika boyunca süper dikkat hocayı dinleyemezsin. Süper uyuyorum hocam. Sonuç. 20 dakikadan sonra böyle çok dikkatli dinlesen bile hoca arkadaşlar buraya dikkat edin. Burası sınavda çıkar dese bile 20 dakika sonra demeye başlıyorsun. Veyahut da ne yapıyorsun Tonguç'um? Veyahut da arkadaşına bakıyorsun böyle işte bir espri, bir boncuk bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Çünkü dikkatin dağılıyor. İnsan beyni seninle alakası yok Tonguç'um. İnsan beyni sanki süper zekasın ama ya bizim beynimiz birazcık böyle 20. dakikadan sonra dikkati dağılabiliyor. Dolayısıyla Pomodoro tekniğinde sen 45 dakikalık 2 Pomodoro, 60 dakikalık 2 Pomodoro yaparaktan çalışmayı halledebiliriz. Peki hocam niye matematiğe 20 dakikada Türkçe 2 saat veyahut da 60 dakika verdiniz? Çünkü Türkçe biraz daha kolay bir ders. Türkçe zaten biz Türk vatandaşı, ana vatanımız Türkiye. Dolayısıyla biz Türkçeyi ana dilimiz, annemizden doğduğumuzda anne diye doğduk. Türkçeyi biliyoruz ve Türkçeden de hepsini doğru yapmamız o kadar zor değil. Ama matematik kazık bir ders. Matematikçe konuşmuyoruz biz, Türkçe konuşuyoruz. Matematiği o yüzden biraz daha küçük bölümlerle çalışıyoruz ve matematik de maalesef ki sınavda belirleyici bir ders. Pomodoro tekniğiyle ilgili acil eylem planımızda şu Tonguç'um. Şunu asla unutma. Türkçe, matematik ve fen 3 büyükler ve bunların haricinde senin din, inkılap ve yabancı dilde asla, yani İngilizce'de göz ardı etmen lazım. Tabii ki bunlara daha fazla çalışman lazım. Bunlara daha az çalışman lazım. Bir şey daha söyleyeceğim zaman planlama ile alakalı. Bizim motivasyon ve planlama rehberimiz var. Hadi biliyorsun, bu oradan hocam ne bu yani ya? Hadi derken hadi başla manasında. Başla hadi demek istiyoruz. Şimdi biliyorsun sınava az bir süre kaldı ama bu süre hala yeterli bir süre. Neredeyse 3'e yakın bir zaman var. Ve 3 ayda netlerin çok fazla artma ihtimali var. Şu anda sınava yaklaştıkça netler daha fazla artabiliyor. Bunu da iyi planlarsak, yani gün gün, ayımız, haftamız belli. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ne yapacağımızı belirlersek, kendimize notlar verirsek, performanslarımızı yazarsak çok ciddi bir şekilde netlerimizi artırabiliriz. Ve burada hadi de senin için kaynaklarına yönelik, konulara yönelik çok güzel çalışma programları ve motivasyon sayfaları hazırladık. Bütün bunları takip ettiğinde mutlaka sınavda başarılı bir sonuca ulaşacaksın. Sınavla alakalı zaman yönetimine sana başarılar diliyorum Tonguç'um. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Şimdiden başarılar.